Sevgili seyirciler, Vizyon ekibinden Savaş Dayan ve Beytullah Polat'ın şimdiki durağı Bolu. Bolu'ya gidiyor ve Erçeksan'a konuk oluyoruz. Bakalım Erçeksan'ın faaliyetleri hakkında firma yetkilileri bizlere neler anlatıyor? Bolu'nun muhteşem ormanları hem insanı büyüleyen bir doğa harikası hem de verdiği ürünlerle kırsal bölgede yaşayanlar için en önemli geçim kaynaklarından biri. Bu bölgede yaşayan orman köylüleri odun ve odun dışı orman ürünleri üreterek ekonomiye katkı sağlıyorlar. Tabii bunun için çeşitli ekipmanlara ihtiyaç duyuyorlar. Burası Bolu'nun Mengen ilçesi. Küçük sanayi sitesinde faaliyet gösteren Erçeksan Erdoğan Torna, tomruk çekme vinci üreterek orman köylülerinin bu alandaki ihtiyacına cevap veriyor. Firma bu üretimini 25 yıldır yapsa da kuruluşu çok daha eskiye dayanıyor. Firma sahibi Arif Erdoğan'la birlikteyiz. Baba mesleğidir. Ayrıca 75-78 Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Ankara 5 evlerde bitirdim. Tornacı mıydınız? Tornacı olaraktan bölüm. 78'den bu yana da bir fiil rahmetli babam vardı. Onun nezaretinde devam ettik. 78'de rahmetli ben okulu bitirdiğim zaman bir tornalı verdi bana makine. Onunla bu işi bugüne kadar getirdik. Babam kendi kendini yetiştirmiş bir insan. 78'den yani okulu bitirir bitirmez bir fiil rahmetlinin yanına girdim. Hazır tezgah. Tabii ki o zaman şeyde bir makine verdi. 78'den bu yana da bir fiil devam edelim. 2004'te emekli oldum. Oğlum Fırat Erdoğan yetişti makine mühendisi olaraktan. Onun akabinde ufak oğlum var Fuat Erdoğan. O da meteoroloji malzeme mühendisliği bölümünü şu anda okuyor. Bu da bitmek üzeredir. Arif Erdoğan, CE ve ISO 9001-2015 kalite standartlarında üretim yapan firmanın ürünleri hakkında şu bilgileri veriyor. Şu anda orman köylüsüne traktörünün arkasına ormanda çalışabilmesi için, ekonomiye katkıyı sağlayabilmesi için halatlı orman makarası imalatı yapıyoruz. Traktörün bir ekipman olaraktan bunun imalatını yapıyoruz. Tabii ki şu anda 25 senedir bir fiil bu makine üzerine çalışıyordu. Makinenin fonksiyonları 150 metre, normalde istenilen halatın metresi 150 metre olaraktan tamburlu, çeli gözlü halatımızı kullanıyoruz. 14 milimetre, 6x19. Deredeki ulaşılamayan ağaçların yukarıya düz alana veyahut da yola çekilmesini sağlayan bir makina. Artı makineyle de icabında orman içerisindeki vasıtanın giremeyeceği yerlere de yol da yapıyorsun. Dediğimiz gibi işte o orman envalinde ulaşılamayan sarp arazilerdeki ağaçları da aşağıdan yukarı çekip düz alanda işlenmesini sağlayan bir makina. Şu andaki makinalarımızın her türlü belgeleri haiz, CE'si, ISO'su, patenti, krakilendirme belgesi, marka tescili hepsi mevcut. Devletimize de katkımızı sağlıyoruz her sene. Tabii ki yaptığımız ürünlerimizde şu anda Orkaya çalışıyorum. Arif Erdoğan gelecek planlarına ilişkin şunları söylüyor. Vallahi imkanlarımın nispetinde biraz da basamakları çocuklara bırakacağım. Onlar biraz da basamakları 2-2 atlasından yukarı. Biraz daha hızlı bu memleketi ne kadar daha kısa zamanda üretken hale getirebilirsek, yani bu benim açımdan değil, herkes bu aynı şekilde toplum olaraktan çalışmamız lazım, üretmemiz lazım, bir şeyler yapmamız lazım. Yani ki dışarıya bağımlı olmayalım. Şimdi de mikrofonumuzu firmanın 3. kuşak temsilcisi, makine mühendisi Fırat Erdoğan'a uzatıyoruz. Şu anda bizde aşağı yukarı 4-5 çeşit makinemiz var. Yani kaçtan başlayıp kaça kadar çıkıyor? 21.000'den başlıyor, 28.000'e kadar çıkıyor artık HDV olarak. Müşterimizi biz ilk başta kendi yerimize koyarız. Hani fiyatlarımız da ona göre, yani fırsatçılık bilmeden fiyatın, malımızın ederi neyse fiyatımızı ona göre belirleriz. O şekilde de müşterimize yansıtırız. Devlet şu anda Orköy'den doğru orman köylüsüne %20 hibeli
kredi kullandırtıyor. Bu makine alımıyla ilgili. Evet. Makine bedelinden, yani kullanmış olduğu krediden %20 hibesini almıyor.